Diğer günlerde ise yazlık nüfus olarak da günübirlik ziyaretçileri de hesap edecek olursak yaklaşık 500 bin civarından aşağıya düşmedi Karasu nüfusu. Peki bu yani nüfus anlatmamın sebebi şu, yani 75 bin kişinin yaşadığı bir ilçede devletin belirlediği askeri personel, işte emniyet personeli, kamu kurumlardaki yani norm ve kadrolar 75 bin kişiye göre şekilleniyor. Hatta hastanedeki acil doktor sayısı bile buna göre şekilleniyor. Ama bu kadroyla yani 75 bin kişiye hizmet verecek kadroyla 1 milyon kişiye hizmet vermeye çalıştı Karasu'daki kamu ve kurumdaki arkadaşlarımız. Gerçekten can siparişine çalıştılar. Ellerinden geleni en iyi şekilde yaptılar. Yani hastanede olsun, diğer belediye personelleri olsun. Mesela temizlik personelleri hiç durmadan çalıştılar. Gece gündüz çalıştılar. Keza örnek veriyorum, 12-13 tane zabıta personeli var Karasu Belediyesi'nde. Sahada çalışan. Düşünün 1 milyon kişinin sorunlarıyla uğraştı. 12-13 tane. Yani başkanım nereye geleceğim? Şimdi biz biraz üzülerek mesela marketler bu konunun tedbirini alırken GSM operatörleri sezonda mobil istasyonlar kurup Karasu'daki bu yoğun kalabalığı keza Kocaeli de aynı şekilde, Sapanca da aynı şekilde. Yani yazın nüfusu çok yoğun olduğu bölgeler. Buraları mobil istasyonlar kurdular. Tedbir aldılar. Yani GSM operatörleri ki insanlar mağdur olmasın diye. Biraz sanki belediye başkanı biraz büyükşehir olarak biraz rahat bu konuda zayıf kaldık gibi hissediyorum. Evet. Umarım hani bu sizin de ilk döneminiz, yeni gördüğünüz sorunları, umarım bir sonraki dönem bu tarz ilçelere gerek ekipman olarak, gerek personel olarak, gerekirse de işte bu bütçe olarak, ödenek olarak bir şekilde yani siz bunu yola bulacağınıza inanıyorum. Destek olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Bir de yazın malum bir kuraklık geçti. Kocaeli ve Karasu'da sizin de bilginiz muhakkak vardır. Sık sık su sıkıntıları yaşadık biz. Su kesintileri yaşadık. Çamlı barajı vardı başkanım. Saskin'in başlattığı, daha sonra bildiğim kadarıyla devlet su işlerine devrettiği. Ama şu an orayla alakalı herhangi bir gelişme yok. Eğer Çamlı barajı yapılırsa Karasu ve Kocaeli'nin su sorunuyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü dediğim gibi nüfusu çok aşıyor. Kocaeli'de muhtemelen tam veriye sahip değilim ama 300 bin, 400 bin civarında.